Merhaba arkadaşlar. Bakın bu videomda da artık eğri çizimlerine başlıyorum arkadaşlar. Yine sınavlarda sıklıkla karşılaşacağınız soru tiplerinden birisidir arkadaşlar. Tek değişkenli y eşittir fx fonksiyonunu size verecek ve bu fonksiyonun değişimini inceleyip ki değişiminden neyi kastettiğini söyleyeceğim. Grafiğini çiziniz diye karşınıza sorular çıkma ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Şimdi ben şöyle istiyorum arkadaşlar. Genel bir y eşittir fx fonksiyonunun eğrisi çizilirken şu adımları sırasıyla hatta takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde öğrenmenizi istiyorum. Ama öncelikle bu eğri çizimleriyle alakalı bir iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, bakın böyle garip de bir isim verdim. Bazı eğri çizimleri ya da basit eğri çizimleri. Bakın arkadaşlar, bunu şöyle algılayalım. Evet, elimizde y eşittir fx şeklinde fonksiyonlar var. Biz bu fonksiyonlarla uğraşıyoruz. Güzel ama ele aldığımız her fonksiyonu böyle kaleme elimize alıp hop diye eğrisini çizemeyiz arkadaşlar. Evet, bu adımlarla her bir fonksiyonun eğrisi çizilir ama çok zordur. O yüzden de buradaki bizim amacımız şudur arkadaşlar. Özellikle kalkulus seviyesinde amacımız şudur. Ele aldığımız basit eğrileri, bakın basit eğrilerden kastım işte çok böyle çetrefilli olmayan, karışık olmayan, rahat çizilebilecek eğrilerin çizilme metodolojisini biliyor musunuz? Onu göstermek arkadaşlar. Bunu yapıyoruz. Eğer bunu öğrenebiliyorsanız bizim için kafi olmuş olacak arkadaşlar. Aksi takdirde o kadar çok farklı fonksiyon var ki bu fonksiyonları ne yapıyoruz arkadaşlar? Bilgisayar programlarına çiziliyoruz. Bunu bu şekilde bilelim. Şimdi gelelim eğri çizerken dikkat edeceğimiz aşamalara. Birincisi, bir kere fonksiyonun öncelikle tanım kümesini belirleyeceğiz. İkincisi asimtotlar belirlenecek. Üçüncüsü eksenleri kestiği noktaları belirleyeceğiz. Dördüncüsü varsa ekstremumlara bakacağız ki bu ekstremumları arkadaşlar şöyle algılayın. Sadece ekstremum diye yazabildim ama artan azalanlıktan, yerel maksimum minimumlardan tutun ikinci türevdeki ikinci türevin işaretinin incelenmesine, dönüm noktalarına kadar hepsini kastediyorum. Böyle bir çalışmamız olacak. Beşinci olarak da değişim tablosu yapılacak ve eğri çizilecek arkadaşlar. Bakın bunları nasıl olduğunu adım adım size göstermiş olacağım. O halde şöyle bir genel baktığımızda bakın asimtotlar kısmını hemen önceki videolarımda anlattım size arkadaşlar. Eksenleri kestiği noktalarda zaten hiçbir numara yok. Kolay birkaç tane nokta bulabilmek kolay. Ekstremumları buluyorsunuz arkadaşlar baştan sona artan azalanlık yerel ekstremumlar ikinci türev testinden dönüm noktasına kadar. Demek ki çok kapsamlı bir soru arkadaşlar bu. Yani gerçekten kaç puansa eğer bu sorunun değeri o puanı hak eden bir soru olarak karşınıza çıkacak. Şimdi Ergün Hoca diyor ki basit eğri çizimleri ya da bazı eğri çizimleri neyi kastediyor? Bakın işte bunun gibi. Size çok fazla eğri çizimi göstereceğim arkadaşlar. Dolayısıyla her bir farklı fonksiyon için nasıl sorulara bakacaksınız bunu görmüş olacaksınız. Ama bakın öncelikle pay ve paydası polinom olup bu şekilde çok basit bir fonksiyon. Basit dediğime bakmayın, sınavda çıkabilecek soru şekillerindendir arkadaşlar. Çünkü zor soruları çözemeyiz zaten bakın. O kadar kolay değil. Dolayısıyla x bölü x eksi 1 şeklinde bir fonksiyonun değişimini inceleyip grafiğini çiziniz. Şimdi ben dersi anlattığımda şöyle anlatırım. Arkadaşlar derim, bana böyle bir soru sorarsam fonksiyonun grafiğini çizerken işte bu 5 tane adım anlattım ya, bu adımları hepsini göstereceksiniz derim. Sonra grafiği çizeceksiniz. Ama tabii herkesin kendine göre farklı bir yoğurt yiyişi olacaktır. Hocanız şöyle sorabilir. Böyle bir soruyu fonksiyonunun 1 tanım kümesini, 2 asimtotlarını, 3 eksenleri kestiği noktalar, 4 ekstremumlar, hatta burayı detaylandırabilir. 5 tablosunu çizip bana grafiğini çiziniz diyebilir. Değişimden kastettiğim o. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Dolayısıyla ben şimdi değişim dediğimde kendime göre sırayla bunu yapmış olacağım. Evet, başlıyorum. Fonksiyon x bölü x eksi 1 şeklinde. Birinci olarak ne diyorum arkadaşlar? Fonksiyonun tanım kümesini belirle. 1 hariç her yerde tanımlı. Dolayısıyla domain f dediğimiz tanım kümesi reel sayılar fark 1 olacak arkadaşlar. Evet, ikincisi asimtotlardı bakın arkadaşlar. Düşey, ben bunu bir kere şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Düşey, yatay, eğik ve eğri asimtot. Bence sırasıyla bakın arkadaşlar buna. Düşey asimtot olmaya aday nokta hangisi arkadaşlar? 1. Bakın düşey asimtotu nasıl arıyorduk? Ergün Hoca bunu detaylı anlattı. Nasıl arıyorduk arkadaşlar? Tanımsız yapan noktada arıyorduk. Ve gerçekten de bu rasyonel böyle bir fonksiyonsa, yani pay ve paydası polinomsa, bir noktası adını koymuştuk. Zaten kesin düşey asimtottur. Tamam, güzel. Ama bakın burada şunu istiyorum arkadaşlar.
Lütfen iyi dikkat edin. X eşittir bir düşey asimtottur ama limit x giderken 1'e sağdan ve limit x giderken 1'e soldan arkadaşlar x bölü x eksi 1 yani fx fonksiyonu x bölü x eksi 1 bana bunları bulun arkadaşlar. Yani ne anlama geliyor? 1 bölü 0'dan sonsuz ama artı sonsuz mu eksi sonsuz mu? 1'e sağdan yaklaşıyorsun artı sonsuz olduğunu görüyorsun. 1'e soldan yaklaşıyorsun eksi sonsuz olduğunu görüyorsun. İse zaten asimtotlar tek taraflı davranıştan meydana gelebiliyordu. Bir tanesi bile yeterli. Anlıyorum ki x eşittir 1 noktası düzeltiyorum. X eşittir 1 doğrusu düşey asimtottur arkadaşlar. İkincisi yatay asimtot doğru mu? Yatay asimtotu nasıl arıyoruz arkadaşlar? Hemen önce var mı yok mu ona bakalım. Payın derecesi 1, paydanın derecesi 1. Kesinlikle yatay asimtot var. Hatta eğik ve eğri asimtotta olmadığını biliyorum arkadaşlar. Konuyu anladık çünkü. Gerçekten de x artı sonsuza giderken bakın bunu da ayrı ayrı yazmak istiyorum. Nedir arkadaşlar? Sonsuza giderken 1 limit x giderken eksi sonsuza neden böyle yazıyor Ergün Hoca anlayacaksınız. 1 ise y eşittir 1 yatay asimtot. Yine bir tanesi de yeterliydi yatay asimtot için. Ama ikisini de yazdım. Çünkü bunları değişim tablosunu yaparken yerine koyacağım. Eğriyi çok rahat bir şekilde çizeceğim arkadaşlar. Eğik ve eğri asimtotun olmadığını biliyorum. Eğik ve eğri asimtot yok. Bunları yazmanıza tabii gerek yok. Ama şu ikisi bizim için önemli. Düşey ve yatay asimtotları bu şekilde gösterdim. Üçüncü maddemiz neydi arkadaşlar? Üçüncü maddemiz eksenleri kestiği noktalardı. Eksenleri kestiği noktalarda. X eşittir 0 için bakın kolay gözüküyor mu bakıyorum. X yerine 0 verdiğimde y eşittir 0 çıktı. Y eşittir 0 için tekrar demeye gerek yok. X eşittir 0 çıkacak. Farklı bir nokta bulmaya da gerek yok arkadaşlar. Bakın x eşittir 0 için y eşittir 0 şeklinde bir tane nokta bulmam yeterli. Eksenleri kestiği noktaları niçin buluyorum? Bulmaya çalışıyorum. Grafiği daha güzel çizebilmek için. Tamam bu da gitti. Yeterli dedim. 4 bakın burada şimdi. Ekstremumları inceleyeceğim. Lütfen iyi izleyin şimdi. Ekstremumlar birinci türevle alakalıydı değil mi? Hepin birinci türevini gelin beraber alalım. O zaman bölümün türevini uygulayacağım. Payın türevi 1 çarpı payda. Eksi paydanın türevi 1 çarpı pay bölü. Paydanın karesiyle x eksi 1'in karesi. Lütfen iyi izleyin. Ergün Hoca ne diyordu? Birinci türevi al ve düzenle diyordu. X eksi x gitti. Eksi 1 bölü x eksi 1'in karesini görüyorum arkadaşlar. Şimdi ne anlattık? Biz şunu anlattık. Dedik ki arkadaşım birinci türevi sıfır ya da tanımsız yapan değerleri inceleyecektim. Sıfır yapan değer var mı? Yok. Tanımsız yapan değer var mı? Bakın bir tane değer var. 1. Ergün Hoca diyordu ki aman dikkat et. Tanım kümesinde mi? Hayır. Dolayısıyla bu noktada incelenmeyecek. Bakın bu fonksiyonun hiçbir şekilde yerel ekstremum noktası yok. Maksimum minimum yok arkadaşlar. Bakın çok net gözüküyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Her x değeri için tanım kümesinde aldığım her x değeri için lütfen iyi izleyin. X eksi 1'in karesi her zaman pozitif değil mi? Başında da eksi var. Küçüktür 0 olup bakın f'in birinci türevi her x değeri için küçüktür 0 olup f fonksiyonu daima nedir arkadaşlar? Azalandır. Bakın bunu da biliyoruz. Daima azalansa zaten bütün tanım kümesinin içerisinde zaten maksimum minimum oluşturmayacağı belli. Ki bu konuları detaylı anlattım. Bakın sonrasında f'in ikinci türevine geçiyorum arkadaşlar. F'in ikinci türevine. F'in ikinci türevine nasıl alacağım? Ergün Hoca nasıl anlatıyordu bunu arkadaşlar? Hızlı. Bölümün türevinden bir kere eksi gelecek. Bir de eksi burada var. Artı yaptı. Paydanın türevi 2 defa x eksi 1. İçinin türevi 1 yazmıyorum. X eksi 1'in karenin karesi 4. kuvveti olacak. Yani bunun bakın hızlı bir şekilde almış oldum ben size. X eksi 1'in kübü. Önceki videolarımı izleyenler bunları hızlı bir şekilde alabiliyordur. Ama hocam ben hiçbir şey anlamadım diyen varsa gitsin burada arkadaşlar. X eksi 1 üzeri eksi 2 şeklinde düşünsün bunu. Normal türev alsın. Bakın bu geldi. Dolayısıyla buradan da anladığım şu. İkinci türevi sıfır ya da tanımsız yapan değerlerden dönüm noktasını arayacaktım. Sıfır yapan değer yok. Evet tanımsız yapan değer bir noktası ama yine tanım kümesinin içerisinde değil. Dönüm noktasının da olmadığını anlıyorum. Hatta buradan ikinci türevden neleri anlıyorum arkadaşlar? Bakın ikinci türevin işaretinden bunu da şöyle yazayım bir kere göstermiş olayım. Nedir ikinci türev? 1'de ki bir noktası zaten dahil değildi. Ama anlıyorum ki 1'in sağında artı 1'in solunda eksi. Demek ki eğriliğin yönü 1'in sol tarafında aşağı doğru olacak. 1'in sağ tarafında yukarı doğru olacak arkadaşlar. 1'in sol tarafında eğrilik aşağı doğru sağında da yukarı doğru olduğunu anlıyorum. Şimdi
Ne yaptım? 4 tane maddeyi uyguladım. Bakın 5.'si arkadaşlar, burasını ben önemserim. Tabloyu çizme arkadaşlar. Bakın. Tabii bu eğri çizimleri de lütfen şöyle algılayın. Herkes farklı farklı anlatıyordur arkadaşlar bu durumu. Ben böyle anlatıyorum. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar neresi nerede tanımlı değildi arkadaşlar? Bakın burayı hemen yazalım. Bir noktasında tanımlı değildi ki birde ne var arkadaşlar? Bakın düşey asimtot var. Birin sağında ve birin solunda fonksiyon anlamlı. Birinci türevi yazıyorum. Aman dikkat edin. Hatta şöyle yazalım. Şöyle yazalım. Şuraya da fx diyelim bakın. Şurası f'in türevi x. Peki birinci türev neyi anladık arkadaşlar? Pardon, önce şöyle yapalım. Başka benim için kritik noktalar var mı? Bir noktası var. X eşittir 1 için. Ne vardı arkadaşlar? Düşey asimtot vardı. Solu sağı yazdım. Başka kritik nokta var mı? X eşittir 0'daki değer. Şurası olsun. Değeri neymiş arkadaşlar, fonksiyonun değeri? 0'mış, onu biliyoruz. Başka var mı? Başka da yok arkadaşlar. Şimdi bakın birinci türeve geçtim. Dördüncü madde diyeyim. Daima azalandı. Yani aslında burada kendi içinde bir grafik çizdiğinizde f'in birinci türevini yaptığınızda anlayacaksınız ki bakın bir noktası çift katkök var. Eksi eksi şeklinde gelecek. Ve ben anlıyorum ki artık daima azalan bu fonksiyon. Eksi sonsuzdayken lütfen şimdi asimtotlara gidin. Bakın o yüzden bunları yazıyoruz. Eksi sonsuzdayken neymiş arkadaşlar? 1. Artı sonsuzdayken fonksiyon nereye gidiyormuş? 1'e. Güzel. Sonrasında birin solunda, bak neden böyle yazdık. Birin solunda düşey asimtot vardı. Eksi sonsuz. Bakın şurası eksi sonsuz. Birin sağında fonksiyon nereye gidiyor? Artı sonsuza gidiyor. Bakın bu değerleri yazmam gerekiyor arkadaşlar. Sonra da kontrol ediyorum. Bütün değerleri yazdım. Şimdi de burası da önemli. Şimdi check ediyorum. Fonksiyon daima azalan bir fonksiyonmuş. Birden sıfıra ne olmuş? Bakın azalmış. Doğru. Sıfırdan sonsuza, eksi sonsuza azalmış. Bakın hiçbir tutarsızlığım yok. Sonra sonsuzdan 1'e ne olmuş arkadaşlar? Azalmış olduğunu görüyorum. Umarım anlaşılmıştır. Beşinci madde olarak da bu tablonun çizilmiş olduğunu, ikinci türevi ben dahil etmiyorum. Bazı arkadaşlar dahil edebilirler. Buna olabilir o şekilde de. Ben bu şekilde gösterdim. Burayı çok dağıtmak istemiyorum arkadaşlar. Sonra artık grafik çizilecek arkadaşlar. Bakın grafik çizimine başlayacağım şimdi. Buraları boşa çıkartıyorum. Sadece şu tabloyla olaya bakıyorum. Nasıldı? Bir noktası düşey asimtottu. Çok güzel. Bir noktası düşey asimtotsa eğer ben hemen onu bir şöyle belirteyim arkadaşlar. X eşittir bir noktası düşey asimtot. Yatay asimtot var mı? Y eşittir 1. Harika. Tek bir tane yatay asimtotum vardı. O da Y eşittir 1'di. Doğru mu arkadaşlar? Onu da yazalım şöyle. Önce asimtotlar çiziliyormuş demek ki. Onları belirledim. Başka var mı? Düşey, yatay. Tanımsız yapıyordu zaten bir noktası. Onu biliyorum. Sonrasının tablodayım arkadaşlar. Tabloyu şu şekilde bakıyorum. 1. Lütfen izleyin. X eksi sonsuzda. X'in eksi sonsuz olan yerindeyim arkadaşlar. X eksi sonsuzdayken bu ne anlama geliyor? Asimtot bakarken bulmuştum onu yatayda. Y değerim neymiş? Fonksiyonun değeri 1. 1 nerede? Burada. Bakın demek ki x eksi sonsuza giderken, lütfen izleyin, x eksi sonsuza giderken y'si 1'de, ama 1'de ne var? Yatay asimtot var. O zaman sonsuzda değecek şekilde grafiği çizmeye başlayacağım. Üstünde miyim altında mıyım bilmiyorum ama. Nasıl olmuş? Azalarak sıfırda sıfıra gelmiş. Ha, azalarak sıfırda sıfıra. O zaman eksi sonsuzdayken yatay asimtot olduğu için bunu kesmeyecek, yani yukarıdan başlayamaz. Bakın şu şekilde gelecek. Azalarak bakın güzel çizebilecek miyim bakalım. Sıfıra gelecek arkadaşlar şu şekilde, sıfıra sıfıra. Ve buranın da bir yatay asimtot olduğunu bilin, sonsuza değiyor. Sonra azalarak devam edecek. Bir neydi? Düşey asimtottu. Bire nerede değecek yine? Sonsuzda. Nerede? Eksi sonsuzda. Azalarak eksi sonsuza gitmiş. Bakın onu anlatıyor şu şekilde arkadaşlar. Herkes gördü mü? Eksi sonsuzdayken 1'deydi. Ve anlıyorum ki hocam nasıl böyle yaptın? Birin solunda da eğrinin yönlünün kollarının aşağı doğru olduğunu biliyorum arkadaşlar. Bakın olayı bu şekilde bakıyorum. Nereye geldim? Buraya. Birin sağındayım. Birin sağı. Bir ne demektir? Düşey asimtot. Birin sağında fonksiyon artı sonsuzmuş. Ha, demek ki buradan başlayacak bakın. Demek ki buradan başlayacak. Yerimiz tabii şöyle az. Buradan başladı. Güzel. Sonra azalarak nereye geliyor arkadaşlar? X sonsuza giderken Y'si 1'e gidiyor. Yani yatay asimtota. Demek ki bakın şöyle oluyormuş. Ne güzel çizebilecek miyim? Bakın şu şekilde geliyormuş ki birin sağında da ikinci türevin işaretinin artı eğriliğin kollarının yukarı doğru olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın
Bir tane bu şekilde size detaylı eğri çizimi yapmış olduğum arkadaşlar. Daha doğrusu bütün soruları bu şekilde çözmem gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. Umarım anlaşılmıştır. İlerleyen videolarımda bu fonksiyonları değiştirip size farklı farklı örnekler çözeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere.